Squad, what is good? Şu anda İstanbul Atatürk Havalimanı'ndayız. Devletin son öpücüğü olan 15 TL'lik yurt dışı çıkış harç pulunu aldım şu anda. Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrole gidiyorum. Son durmak duruyorum buradan. Herkes Arapça konuşuyor. Her yer Arap kaynıyor. Amerika Birleşik Devletleri Boston'a tek gün uçuşum var. Amerika'ya gideceğim. Önce bir pasaport kontrolden geçelim. Benim Fuat Kozluklu, Atatürk Havalimanı'ndan bildirmeye devam ediyorum. Şu anda hattımı evde kalsın, yani olur da bankaya girelim, e-devlete girelim de SMS doğrulaması gerekir diye evde bıraktım. Ve burada internete bağlanamıyorum çünkü çok absürt bir durum var. İnternete bağlanmak için telefonuma SMS gönderiyor gerizekalı uygulama. Burada Wi-Fi kim düzenliyorsa, kim bundan sorumluysa telefonuma SMS gönderiyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim. Avrupa'da, Amerika'da, Balkanlar'da, Ukrayna'da bile havaalanında Wi-Fi'ler ücretsizdir. Direkt girersin. Orada Wi-Fi'nin ücretsiz olması sebebi şudur. Sen ülkenin hattıyla gelirsin. Atıyorum Türksen, Amerika'ya gittiysen Türk hattı vardır sende. Amerikan hattı yoktur. O yüzden Wi-Fi direkt ücretsiz olur ve sen Wi-Fi'ye bağlanırsın. Şu anda burada benim Türk numarama SMS göndermek istiyor. Benim zaten Türk numaram olsa ya da atıyorum ben Amerika'dan gelmiş olsam internete bağlanamayacağım. Böyle aptalca bir durum. Artık Starbucks'a, Simis Arena'ya falan gidip Wi-Fi sömüreceğim, öyle gözüküyor. Buradan seyahat edeceklere önerim, sizi bu havaalanına kim bıraktıysa o içeri kadar gelsin, Wi-Fi'ye bağlanın bir, onun telefonuna veya kendi telefonunuzun kim sim kartı yanınızdaysa SMS gönderin, internete bağlanın, ondan sonra arkadaşınız gitsin. Benim arkadaşım beni kapıya bırakıp gittiği için şu anda internetsizim. Eğer beni izliyorsa ona da selam olsun. Her şey için tekrardan teşekkürler dostum. Şaka yapıyorum tabii ki, seviyorum seni. Şimdi sağ olsun bir kardeşimizden yardım aldım. Onun telefonuyla arkadaşımı aradım. Arkadaşıma benim telefonumdan kod gönderdim. Arkadaşım telefonda bana kodu söyledi. O şekilde girdim. Çocuğa da gittim direkt. Kardeşim merhaba, Türk müsün dedim. Çocuk dedi Kürdüm. Şöyle bir tuhaf oldum sanki. Böyle ırkçı bir soru sormuşum gibi yani. Bizim için öyledir ya, Türk müsün? Hani ne mutlu Türk'üm diyene. İşte nerelisin Türk'üm falan tarzı bir söylem var ya. Yani Amerika gibi değil. Amerika'da nasıl? Amerikanım. Adam gelmiş İrlanda'dan. Irish demesi lazım. Amerikanım. İngiltere'den gelmiş. Bir sene geçmiş. Diyelim ki Amerikanım diyor. Artık orada aileler mailer unutulmuş. Herkes Amerikalı. Amerikanım diyorlar. Ama Türkiye'de böyle bilmiyorum, biz hani Türk'üz. Orada hani görünce de kardeşim Türk müsün? O aslında ırkın Türk mü değil. Türkçe konuşuyor musun? Benim dilimi konuşuyor musun manasında sormuştum ama hani adam şöyle bir Kürdüm deyince şöyle bir sanki kendimi kötü hissettim. Acaba Kürt kardeşlerimiz beni izleyen ne düşünüyor bu konu hakkında? Size böyle soru sorulduğunda yurt dışında veya yurt içinde işte Türk müsün falan dendiğinde, Türk müsün denmez de Türkiye'de. Yani yurt dışında falan denk geliyorsa absürt bir durum ya. Kötü hissetti yani çocuk. Onu çocuktan gördüğüm için benim için normal. Türk müsün? Ben mesela Türkiye'li kavramını hiç sevmem. Türkiye'li. Nerelisin? Türkiye'liyim işte. Türkiye'liler şunu yapıyor. Türkiye'li değil abi. Biz Türk'üz, anladın mı? Öyle bir Türk cihana bedel gibi falan böyle milliyetçi gazıyla gelmeyeceğim ama Türk'ü ve Türklüğümüzü unutmak, unutturmak isteyenler Türkiye'li gibi bir kavram attılar ortaya. Ben buna karşıyım. Velhasıl kardeşim bana yardımcı oldu sağ olsun. Şu an internete bağlandım. Kürt kardeşlerim sadece bu konu hakkında ne düşünüyor? Merak ettim, izleyen varsa eğer. Herkes yorum yapabilir gerçi. Türkiye'deyiz. Normal bir soru, Türk müsün? Ama Kürdüm deyince böyle bir sanki hani biz farklıymışız falan. Türk Kürt kardeş, ulan uzatma işte ya. Şimdi kapıma gidiyorum. Şu para 5 TL oluyor. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Düşünsenize bir Amerikan veya Avrupalı olduğunuzu. 1000 dolar ya da 1000 euro biriktiriyorsunuz. Türkiye'ye bir geliyorsunuz, Antalya'da, Muğla'da otellere 5000 TL, 6000 TL cebinizde paranız oluyor sadece 2 haftalığına, belki de 1 haftalığına ya da 1000'le gelmeyin, 3000'le gelin, 15000 liranız, 20000 lira paranız oluyor 2 hafta ezmek için. 3000 euroyu ya da 3000 doları orada 3 ayda kazanıyorsun. Türkiye'de 20000 lirayı ne kadar sürede kazanıyorsun ya da sen Türksün, Amerika'ya veya Avrupa'ya seyahat etmek istiyorsun. 20000 lira para biriktirmen gerekiyor ki Amerika'ya gidebilmen için. 20 bin lirayı atıyorum 4.5'tan 5'ten dolara çevirip 4.000-5.000 dolar cebinde para kalsın. 4.000-5.000 doların 1.000 doların uçak biletini al. 3.000 doların 4.000 doların da Amerika seyahatinde işte 2 hafta daha. Yani senin en az 20 ay belki de 2 sene çalışman gerekiyor 2 haftalık bir Amerika veya Avrupa seyahati için. Avrupalı'nın veya Amerikalı'nın Türkiye'deki 2 haftalık bir seyahat için sadece 1 ay, 2 ay ya da 3 ay çalışıp yeterli. Geçen biri tweet atmıştı. Ülkedeki herkese yurt dışına çıkış yasağı geldi kurdan dolayı diye. Hakikaten doğru. Söyleyeceklerim bu kadar. Emin ediyorum 3 tane ayrı bavul kontrolünden geçtik. 3-4 kere pasaportu ve belgeleri kontrol ettiler. Yani artık tırnaklarımıza kadar arayacaklar ya Amerika'ya giderken. Hani böyle vlogları uzatmak için şu kısımlara falan böyle gidiyorlar. Ondan sonra hızlandırıp müzik falan koyuyorlar ya işte. Şuradan şöyle yürüsem 4 dakika, hızlandırsam onu 30 saniye yapsam, bir de müzik koysam 30 saniye uzattım videoyu. Bizde öyle şeyler yok, hızlandırma falan. Tamamen bilgi dolu, tecrübe dolu yaşadıklarımı anlattığım vloglar gelecek Amerika'dan. Kanalımız bizim neyle alakalıydı? Spor,
yurt dışı, eğlence, eğitim, İngilizce, bunların hepsi tek videoda olacak. O video vlog olacak. Yani hem size yurt dışına göstereceğim, hem işime gideceğim, para kazanmaya göstereceğim, hem sporuma gideceğim, hem orada arkadaşlarımla İngilizce konuşacağım. Yani bir vlogda birçok şey öğreneceksiniz. Amerika vlogları başlıyor. Şu anda uçağa bindik. Türk Hava Yolları 11 saat. Tek uçuş Boston'a uçacağız. Hayatım boyunca hiç uçağa binmemiştim. İlk uçuşumu Amerika'ya yapmıştım 2016'da. Sonra gide gide tabi alışkanlık oldu. Şimdi rahat rahat geldik, bindik. 11 saat sonra görüşmek üzere. Evet, şu anda indim dostlarım. 2.30'da binmiştim. Saat şu anda 12.30. Yani Türkiye'de 12.30. Hemen size nerede olduğumu göstereyim. Welcome to Boston diyor. Türk Hava Yolları yemek verdi, uyandırdı beni. Sahur gibiydi yani sanki. Geldi, yemeği verdi. Uyandım, yarım yamalak yedim bir yemek. Böyle karnıyarık vardı, tatlı vardı, salata vardı. Tekrar uyudum. Bir de uyandım, bir daha yemek veriyor dedim. Bir daha ver. Bu sefer makarna vermiş. Makarna yedim. Şimdi çıktım. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Boston'dayız. Macera yeniden başlıyor. Şimdi pasaport kontrolden geçtim. Neyi özlemişim biliyor musunuz? İnsanların sizin yüzüne bakıp gülümsemesini, günaydın, merhaba, hoş geldin demesini özlemişim. Adamla biraz sohbet ettik. Ben Hayanis'e gidiyorum, Cape Cod'a. Oradan bahsettik falan. Bayağı güler yüzlü bir adamdı. Direkt geçirdi. Biliyorsunuz oradaki adamın size birkaç soru sorduğunda, soruları cevaplayamazsanız ülkeye geri gönderme hakkı var. Ama böyle bir şey yaşanmadı Allah'a şükür. Ben de bu zamana kadar hiç duymadım ama genelde işte ne kadar kalacaksın diyor. 4 ay diyorsun. Tamam, adam direkt geçiriyor seni. Şimdi buraya bavulumu almaya geldim. Uçakta size mavi bir form veriyorlar. Amerika'ya ne getiriyorsun diye. Yanında şu var mı, bu var mı, işte yemek var mı gibisinden onu dolduruyorsunuz. Onu da veriyorsunuz adama. Onu uçakta doldurmazsanız eğer indiğinizde yine alabiliyorsunuz. Sıkıntı yapmayın. Şu anda bavulumu alıp Hayanis'in yolunu tutacağım. Dostlar şu an otobüsteyim. Görmüş olduğunuz gibi 27 dolar para ödedim şu anda otobüse. Burada Boston'dan Hayanis'e gideceğim. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk, 27 dolar. 100 dolar verdim şoföre. Şoför şöyle konuşuyor yandaki muavine. Diyor ki 100 dolar paraları var. Başka ülkelerden buraya çalışmaya geliyorlar. Tip üzerine çalışıyorlar. 100 dolar parayı veriyorum. Bana bir tane tip vermiyorlar. Kardeşim böyle olmaz ki. Sen buraya geliyorsun, çalışıyorsun, tip kazanıyorsun değil mi? Ben de bunu aynısını yapıyorum. That's what I'm doing here diyor. That's what I'm doing here. Ben de aynısını yapıyorum burada. Bana tip vermen lazım diyor karşılıklı. Yani enteresan bir ülke ya cidden. Otobüs şoförüne bile bahşiş verilen bir ülke. Yani garsona, restoranda falan eyvallah da otobüs şoförü yani enteresan. Çıkarken 1 dolar atacağım sussun diye. Bahşişte 1 dolar 50 sent 20 kuruş yok. Ben 1 lira verirsem ayıp olur falan oluyor olmaz arkadaşlar. Evinize sucuk geliyorsa, bir restorana gidiyorsanız 1 TL de olsa verin. Günde 50 kişi 1 TL verse bir kişiye 50 TL yapar. O da ayda 1,5 milyar yapar. Böyle düşünün. Amerika'da olduğum ne kadar belli ya. Her yer yemyeşil. Arabalar büyük, yollar geniş. Yeni bir macera başlıyor. Çok heyecanlıyım. Evet, sarı değil. Burada beyaz taksi. Uber'im henüz kullanamıyorum. Çünkü daha hattımı falan tanımlamam lazım. Banka bilgilerini tanımlamam lazım. Daha banka hesabımı tekrar açmadım. Şu anda mecburen beyaz taksiyle iş yerine gideceğim. İngilizcem o kadar gerilemiş ki. Adam böyle bir şeyler söyledi. Tamam, ben adama bir şeyler söyledim. Ne biçim İngilizce konuşuyorsun ya dedi adam. Dedim baba, neredeyse bir yıldır konuşmuyoruz, bir dur. Daha yeni geldik, düzelteceğiz. Dostlar, ilk takipçilerim bilir. Burası benim geçen sene çalıştığım otel. Buradan videolar çekmiştim, sonra sildim o videoları. Şöyle göstereyim. Odama geçeceğim şu anda. Bana oda ayarlamamışlar. Geldim dedim böyle böyle. Oda ayarlamamışsan dedim, ayarla o zaman. Yani buraya geldim, ne yapacağım lan? Odaya para mı vereceğim dedim. İyi, ben şimdi dedi ayarlıyorum ama dedi yarın dedi işte müdürle konuşursun. Dedim konuşurum, sıkıntı yok. Biraz böyle istediğinizi alan bir tip olmanız lazım Work and Travel'da. Normalde indiğiniz yerden işverenin size alması, oteline veya herhangi bir yere götürüp 2-3 gün bedava konaklatması lazım. Sonuçta ben Amerika'ya geliyorum, Türkiye'den, yabancı bir ülke, yabancı bir yer, bir şey bilmiyorum. Belki benim İngilizcem kötü, belki benim param yok. Yani bu durumlar söz konusu. Ondan sonra 3-4 gün içinde hem işveren hem de işçi, yani bizler bakarak bir ev buluruz. Sonra eve taşındıktan sonra işverenle bağlantın kalmaz. İşine gelirsin, işinden dönersin ama ilk günlerde yardımcı olmak zorundalar. Böyle bir oda, 2 tane çift kişilik yatak. Burası şu anda çok sessiz, sakin. Daha sezon başlamamış. Aşırı yorgunum ve biraz karnım aç, bir şeyler yiyeceğim. Ne zaman otele gelsem bir önceki mesleğim housekeeping geliyor aklıma. Buraya geliyorsunuz böyle, bunları koyuyorsunuz. Buraları bir güzel temizliyorsunuz, cifliyorsunuz artık neyse, buralara bakıyorsunuz, tuvalet kağıdını değiştiriyorsunuz, bir tane yedek. Havlular bu şekilde, bizde bir de havluları şekilli yapıyorduk.
Bir de klozetlerde burada su var niyeyse. Türkiye'de olsa bunu bozuk falan zanneder. Bakın böyle su. Bu klozetin normal hali. Sifon çektikten sonra böyle bir su doluyor içine. Ondan sonra geliyorsunuz banyoya. Banyoda kılları, pisleri bir bir temizliyorsunuz. Bu hale getiriyorsunuz banyoyu. Sıfır. Burası da bu şekilde tertemiz yapıp yani bu odaya kimse girmemiş gibi yapıp bırakıyorsunuz. Sonra da İstanbul tişörtüm. Onun dışında burası da aynen böyle tertemiz. Buralar böyle yataklar bu şekilde olacak. Bak bu yatağı mesela iyi yapamamış görüyor musun? Böyle bir şey yok. Bu burada içeride olacaktı. Bu yatak iyi mesela bu şekilde. Hani bir muhabbet var ya bozuk para atacağım burada sekecek hesabı. O şekilde 10 numara yapmanız lazım. Günaydın. Yemeğimi yedim sonrasında uyumuşum. Size cennetten bir bahçe göstereceğim şu anda. Burası bizim otelde evliliklerin yapıldığı yer şu beyaz alan. Şurası bizim restorana gidiyor. Otelimizin otoparkı. Arabalar klasik Amerikan arabaları zaten. Kocaman görmüş olduğunuz gibi. Videoyu dün gece kapatamadım. Bu videoyu şimdi kapatacağım. Dostlarım bu görmüş olduğunuz küçük yeşil kart benim Social Security numaram. Burada benim Amerika'da çalışabileceğim yazıyor. Türkiye'de sigorta gibi düşün ama tam sigorta gibi değil. Social Security number'ınız olduğun sürece bir yere gittiğiniz zaman diyor ki Social Security number'ın var mı? Var. Veriyorsun numarayı, çalışmaya başlıyorsun. Bu şekilde düşünün. Bu da benim pasaportum göstermiş olduğum benim vizem. Amerika'da şu anda vizem de var, çalışım iznim de var, Social Security number'ım da var. Şimdi beni yakından takip eden dostlarım bunu zaten biliyordur. Sürekli söylüyorum ama araya 9 aylık bir süreç girdi. Ben Erasmus'a gittim, Türkiye'ye döndüm falan bahsedemedim. Bu programın ismi arkadaşlar Work and Travel. Program üniversite okurken yapılabiliyor. Üniversite 1, üniversite 2, üniversite 3'ün veya üniversite 4'ün yazında, üniversite 5'in yazında olabilir. Mezun olmadığı sürece sıkıntı yok. Yaş sınırı yok. 2 yıllık okullarda bazı bölümlerde yapılıyor, bazı bölümlerde yapılmıyor. Onu yine şirketlere sorarsınız. Şimdi bu program benim hayatımı değişti. Bu elimde görmüş olduğunuz kağıt bir tane şirketin ismi ve o kişinin numarası yazıyor. Ben 2016 yılında bir hocama gittim. Dedim ki hocam böyle böyle ben Amerika'ya gitmek istiyorum. Work and Travel'de program var. Ama dedim arabam var bir tane. Arabamı satıp Amerika'ya gitsem mi? Yani dedim araba sahibi olamam bir daha belki. Ne şartlarda çalıştığımı, nasıl geçindiğimi, ailemden para almadığımı falan. O da sat git dedi. İşte o bir dönüm noktası oldu benim için. Arabamı sattım. Buradan da hocam izliyorsa selamlar. Arabamı sattım ve Work and Travel'a gittim. Work and Travel'da güzel paralar kazandım. İngilizce öğrendim, yurt dışına gezdim. Zaten maceralarımı biliyorsun, tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Ben bu programa birçok şey borçluyum. Work and Travel'dan döndüm, gittim Honda Civic aldım, gittim Honda CBR motor aldım. Ukrayna'ya gittim, Balkanlara gittim. Bir daha Work and Travel'a gittim. Deli para kazandım. Gittim o parayı Avrupa'da ezdim. 10 bin dolar İspanya'da para harcadım. O parayla Avrupa'yı gezdim falan. Artık para bitti. Bir daha geldim Work and Travel'a. Yani güzel paralar kazanabileceğiniz, İngilizce öğrenebileceğiniz, Amerika'yı görebileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz efsane bir program. Ben bu program için şirketlerle çalışıyorum arkadaşlar. Mesela 5 tane kafa şirket varsa Türkiye'de Work and Travel'a gönderen, 3'ü ile ben çalışıyorum. 3'ü de köklü, her sene 800 ya da 1000 öğrenci gönderen en kafa şirketlerden diyeyim. Şimdi Work and Travel'a kayıt olmak istiyorsanız ve eğer ben olmadan gidip kaydolursanız ödeyeceğiniz para atıyorum 2200, 2100, 1900 aynı para. Eğer benim aracılığımla kaydolursanız yine aynı parayı ödeyeceksiniz ki benim indirim yapma ihtimalim de var. Bazı firmalarda işte 50 dolar 100 dolar da olsa nazım geçiyor indirim yaptırabiliyorum. Eğer benim aracılığımla kaydolursanız ya aynı parayı ödeyeceksiniz ya indirim yapıldıktan sonraki fiyatı ödeyeceksiniz. Yani her türlü kârdasınız bir zararınız yok. Benimle kaydolduktan sonra ben sizi WhatsApp grubuma alacağım özel numaramı vereceğim. Bu sene 25 kişi var WhatsApp grubumuzda 25 kişi geldi bizle beraber. 25 kişi sürekli ne oldu ne bitti. Uçakta başına bir şey geldi mi? Aşağı indiğinde valizini mi kaybettin? Social Security number'a başvurduğunda numara mı gelmedi? İşveren senin hakkını mı yiyor? Daha çok saat alamıyor musun falan? 3 yıldır bu program benim tecrübe ettiklerimi size aktaracağım. Ayrıca diğer şirketlerin yöneticileriyle sürekli görüşme halinde olduğum için benim çözemediğim bir durum olduğunda WhatsApp'tan onlara yazacağım. Abi böyle böyle bir durum var bir öğrencinin başına geldi diye. Onlar cevap verecek. O şekilde size yazacağım. Ayrıca grupta 25 kişi olacağı için herkes birbirinin sorununu dinleyip herkes işte bana da benim başıma şu gelmişti böyle yapmıştım. Benim başıma şu olay gelmişti ben böyle davranmıştım gibi birbirine yardımcı olacak. Bu yüzden eğer ki Amerika'da çalışmak istiyorsan, eğer ki saatlik 12-13 dolar, bakın saatlik diyorum, haftalık 60 saat çalıştığınızı düşünün ve parayı size hesaplayın. 12-13 dolar kazanmak istiyorsan bana Instagram'dan mesaj atıyorsun. Şurada Instagram'ım var, şurada. Şöyle. instagram.com/laptoplugezgine fakat mesaj atarken mesajın başlangıcı Work and Travel olursa eğer Work and Travel ben mesajı okurum. Çünkü 100'den fazla mesaj var. Şu an mesajlara cevap veremiyorum. Eğer merhaba kardeşim diye girersen o merhaba mesajına ben tıklamayabilirim. Work and Travel yazıyorsun. Ondan sonra Work and Travel'dan sonra merhaba işte ben şuyum buyum. Work and Travel'a gitmek istiyorum. Bilgi almak istiyorum dersen yardımcı olurum. Muhteşem bir program. Muhteşem bir yerdeyim.
zaten maceralarımı günlük vloglara sizlere aktarıyor olacağım. Amerika vlogumuzun sonuna geldik diyelim dostlarım. Türkiye'de bir buluşma ayarlayamadım. Çok 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 özür diliyorum. Gerçekten uğraştım. Gettin Üniversitesi'yle konuştuk. İstanbul Üniversitesi'yle konuştuk. Anadolu Üniversitesi'yle konuştuk ama yani kabul etmedi adamlar. Dışarıdan öğrenci alımı yasak dediler. Konferans veriyorsan eğer senin adına, yani daha büyük çaplı konferanslar ayrı da yapamadık. Bileklikleri soruyorsunuz. Bileklik firmasıyla davalık olduk. Onları dava ettim. Bileklikler hakkında şu an net bir bilgi yok. Ama sıkıntı yok. Daha vaktimiz var. Anlatacaklarım bu kadar. Amerika'dayım. Mutluyum. I'll see you guys all later.